ATV Kahvaltı Haberlerine hoş geldiniz. 3 Mart sabahından selamlıyoruz sizleri. Gündem yoğun, yeni güne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla başlıyoruz. Koronavirüsle mücadelede normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz dedi ve yeni kararları peş peşe açıkladı. Artık maske zorunluluğu kalktı. İşte detaylar. Bundan sonra bir, artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. İki, kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Üç, yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. 4. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. 5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Rusya Savaşı'nda bir hafta geride kaldı. Müzakere masası bugün bir kez daha kuruluyor. Taraflardan gelen açıklamalar nispeten olumlu ancak bu toplantıdan da hızlı bir ateşkes kararı çıkacağına dair pek umut yok. Dün müzakere masasının tekrar kurulması için çalışmalar yapıldı. Belarus'tan gelen bir haber sinirleri gerdi. Bakın o haber neydi? Savaş ve sıcak çatışmalar tüm hızıyla sürerken gözler bir yandan da müzakerelerdeydi. Dün sabah saatlerinde Rus kaynaklar ikinci tur görüşmelerin süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Neyse ki beklenen haber akşam saatlerinde geldi. Görüşmelerin bugün yapılacağı açıklandı. Ukrayna'da hemen sonrasında o bilgiyi teyit etti. Müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceği bildirildi. Kiev daha pazarlık başlamadan görüşmeye hazırız. Rusya'nın ultimatomlarını dinlemeye değil ifadeleriyle Rusya'nın masadaki tavrının şifrelerini de vermiş oldu. Rus tarafının beklentilerine ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Rus haber ajansları üzerinden açıklama yapan Lavrov, Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'da asla konuşlandırılamayacak silahların listelenmesi gerektiğini belirtti. Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız diyen Lavrov, Ukrayna'nın askerlerden arındırılması gerektiğini vurgulayıp, ancak Ukraynalılar liderlerini kendileri seçmeli diye de ekledi. Müzakere masasının tekrar kurulması barış için umutları artırdı. Ancak düne damga vuran bir olay akıllarda büyük soru işaretleri bıraktı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun gafı kaygıları artırdı. Müzakere belirsizliğinin sürdüğü saatlerde dünya Belarus liderinin yaptığı sunumu ve 3. Dünya Savaşı ihtimalini tartışmaya başladı. Zira Cumhurbaşkanı Lukashenko canlı yayınlanan güvenlik konseyinde yanlışlıkla Putin'in işgal planının ayrıntılarını ifşa etti. Ukrayna 4'e bölünmüş halde tasarlanmıştı haritada. Rus birliklerinin gideceği her yön ayrıntılarıyla vardı. Oklardan birinin Moldova'yı göstermesi, Rusya işgalinin sıradaki hedefi Moldova mı sorusunu akıllara getirdi. Savaşın tarafı olmaması itibarıyla Belarus Cumhurbaşkanı'nın ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması da gündemde. Gözler her ne kadar müzakere masasına dönse de sahada çatışma sesleri bir an için bile durmuyor. 64 kilometrelik Rus konvoyu adım adım Kiev'e yaklaşırken başta Harkov olmak üzere çok sayıda kentte çatışmalar devam ediyor ve maalesef patlama ve siren sesleri hiç durmuyor. Tokyo.
tam da canlı bağlantı sırasında gerçekleşti saldırı. Rus ordusunun ateşlediği roket Harkov'a düştü. Yardım gönüllüsü bir bina altına girerek enkazdan korundu. Harabeydi Harkov. Başkent Kiev'de ise viyadükler bile çöktü. Ne var ki Rus askeri birliklerinin durmaya niyeti yoktu. Tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerine vurdu Rus jetleri. Hava zaten soğuktu. Saldırı sonrası başkent tamamen buz tuttu. 64 kilometrelik Rus konvoyu da kapıda. Tanklar, toplar Namlu'yu Kiev'e çevirmiş durumda. Sonu Kiev'e uzanan bağlantı köprüleri havaya uçuruluyor birbiri ardına. İşgale karşı direniş hazırlıkları da sürüyor. Barikatlar Energolar şehrinde de sıra sıra. Şehir girişleri tamamen tutuldu. Ancak o noktada eller tetikte. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali bu bölgede. Rus ordusu bu tehdide rağmen Ukraynalı direnişçileri bombaladı. Saldırılarda 2 kişi yaralandı. Her sonda Rus zırhlıları yürüdü. Sokaklar sessizliğe gömüldü. Odessa'da ise sirenler yankılandı yine. Rus donanması Bangladeş bandıralı gemiye füze attı. Tahliyeler de sürdü bir yandan. Sınırı geçen binlerce Ukraynalı Polonya'ya ulaştı. Kalanlarsa sığınaklarda sabahladı. Yeni doğan bebeklerse o sığınaklarda girdi kuvöze. Burada da herkes birbirimize çok yardım edebiliyor. Öyle hissediyorum. Bir de gerçekten şu anda başka bir yere hiç gitmek istemiyorum. Rus savaş karşıtları ise yine Moskova sokaklarındaydı. Polisin müdahalesi oldukça sertti. Rus işgalinin 7. gecesinde devlet başkanı Zelenski Ukraynalılara seslendi. Her işgalci bilmelidir ki buradan hiçbir şey alamayacaklar, hiçbir yeri fethedemeyecekler dedi. Ve Rusya'nın Ukrayna işgalindeki son gelişmeleri Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya ile değerlendireceğiz. Öncelikle hoş geldiniz yayına. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Şimdi Ukrayna ile Rusya arasında dün yapılması planlanan ikinci tur görüşmeleri bugün ertelenmişti. Tarafların birkaç saat içerisinde müzakere masasına oturması bekleniyor. Öncelikle o görüşmeyle başlayalım. Taraflardan gelen açıklamalar müzakerelerde bir uzlaşı ya da ateşkes kararı çıkacağı konusunda pek de olumlu sinyaller vermiyor gibi. Siz ne dersiniz? Tabii biz ilk masada aslında bu uzlaşmanın gerçekleşmesini ümit ediyorduk ama biraz tabii gerçekçi, realistlere yaklaştığımız zaman tarafların 1-2-3 belki sayamayacağımız masalar kurulsa bile şu şartlar altında tabii ki bir orta yol bulmak biraz zor. Çünkü gerilim tırmanmaya devam ediyor, Rus askeri birlikleri ilerlemeye devam ediyor. Ve işte Vladimir Putin'in yapmış olduğu açıklamalar, Lavrov'un yapmış olduğu açıklamalar, kurmaylarından gelen açıklamalar, yani bu iş Ukrayna'nın kalbine girene kadar devam edeceğini ifade ediyor. Peki ne Putin'i durdurur şu şartlarda? Putin'i şu durdurur, Zelenski hükümeti istifa eder ya da Zelenski hükümeti der ki ben Rusya'yı anladım, Rusya'nın niyetini de anladım. Dolayısıyla ben artık NATO taraftarı, Avrupa Birliği taraftarı olarak görünmeyeceğim. Tarafsız olarak bir cumhurbaşkanı olacağım derse mealen Putin'i durdurabilir diye düşünüyorum. Peki Putin hani derler ya tası tarağını alıp evine Moskova'ya döner mi? Bunu da aslında çok beklemiyorum. Çünkü Rus birlikleri artık Donbas'a girmişken ki barış gücüyle biliyorsunuz dedi biz o zaman. Şöyle belki Donbas'a girdikten sonra işte belli bir seviyede tutulur bu iş. Ve bu kadar büyük çatışmalar olmadan, savaş olmadan mesele belki bir noktada ehvenişer şeklinde çözülebilir. Ama gördük ki böyle de olmadı. Tam anlamıyla denizden, Karadeniz'den kuşatan bir Rusya var. Karadeniz'de bağını kesen Ukrayna'nın bir Rusya var. Diğer taraftan Belarus tarafından zaten haritaları her geçen gün yeniliyorsunuz. Oradan da görüyoruz. Dolayısıyla Putin'in bu noktada Dnieper Nehri'ni doğal bir sınır olarak kullanması ve Ukrayna'nın doğusunda Rus etkisinde bir yapılanmanın olabileceğini biraz görebiliyorum. Şimdi şu da var aslında. Bu iş akşamdan sabah olan bir mesele değil. Yani olayı biraz anlayabilmek için tabii ki Rusya bugün egemen bir devleti işgal etmiştir. Rusya haksızdır. Biz Ukrayna halkının yanındayız. Yalnız şöyle bir şey var. Rusya'nın gözünü taktığımız zaman bu mesele nereden nereye geldi ona da bakmak lazım. Özellikle notlarımı almıştım. 2015 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapmış olduğu önemli bir konuşma var. Ve o konuşmada şu cümleyi söylüyor. Bakın bu bugün aslında ışık tutabilecek bir cümle.
Son olaylar göstermektedir ki 2014'ten sonra, hemen söylüyorum biliyorsunuz, jeopolitik rakiplerimizden bazılarının öngörülebilir gelecekte düşmanca rotalarını herhangi bir zamanda değiştireceğini umamayacağımızı gösteriyor ve bu duruma uygun bir yanıt vermemiz gerekiyordu. Şimdi bu 2014 demek biliyorsunuz Kırım'ın işgali ilhakıyla beraber başlayan bir süreç ve o tarihten sonra zaten Zelenski'nin iktidara gelmesiyle beraber sürekli NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin Ukrayna meselesini Rusya'ya karşı bir rüzgarın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi için bir altyapı meselesi olarak veya bir zemin olarak aslında sürekli köpürtüldüğünü de görmek lazım. Yani bu noktada NATO'nun Ukrayna'nın ileri bir karakolu olma meselesi zaten Rusya'nın her zaman için savaş sebebi saydığı bir durum. Putin açıklamalarında ben hiçbir ülkenin sınırına silah yığmıyorum, işte yığınak yapmıyorum ama siz geliyorsunuz benim doğal sınırlarıma, kendi bakış açısından söylüyorum ben bunu, Sovyetler Birliği'nden kalan benim işte Lebensraum dediğimiz hep hayat sahama sürekli asker yığıyorsunuz, sürekli silahlandırıyorsunuz. Ben buna bir gün dur diyeceğim, diyeceğim diyordu ve bu Ukrayna'da zaten en hassas ve en kritik kalkiyah olarak bunu görürsek eğer ve bu noktadan sonra da ben her şeyi göze aldım, bu noktada da sonuna kadar gideceğim diyor. Ama bir taraftan da tabii ki bu işin NATO boyutu var. Yani bu bir Ukrayna-Rusya meselesinden ziyade artık Ukrayna meselesinden olmaktan çıkmıştır. Bu artık karayla denizin savaşı olarak benim söylediğim Atlantik'le, Atlantikçilerle Avrasyacıların bir savaşı hem ideolojik manada hem de cephe manada bir cephe savaşının ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bazı haberler tabii internette görüyoruz ne kadarı doğru ne kadarı yanlış. İşte bir Romanya uçağının Karadeniz'e işte kaybolduğu bir MiG-21'di galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte herhangi bir NATO üyesinin buna müdahil olursa işte NATO işin içine girecek, büyük bir dünya savaşı çıkacak. Şimdi tabii benim aklıma şu geliyor, tabii pek alakası yok ama bence çok benzerdir. Türkiye'yi güney sınırından terör örgütleri saldırırken biz bir NATO üyesiyiz değil mi? O zaman neden Türkiye'de 5. madde çalıştırılmadı da sürekli Ukrayna meselesi üzerinden 5. madde, 5. madde diyerek hem Türkiye işin içine çekilmeye çalışılıyor hem de topyekun bir savaşa doğru itilmek isteniyor. Bu da bence büyük bir soru işareti. Çünkü Türkiye yıllardır terörle mücadelede de büyük bir saldırı altında, terör ihracı altında ama işte Patriot'lar meselesini konuşuyoruz. S-400 alımında nasıl etki olduğunu görüyoruz. Tabii ayrı mesele ama bence burada o çifte standardı da göstermemiz gerekiyor. Şimdi dolayısıyla olay nereye evrilir? Artık bu saatten sonra bugün kurulacak masada ben net bir neticenin tam olarak çıkacağını, işte bu söylediğim sebeplerden dolayı görmüyorum. Ama bizim işte görüyoruz görüntülerde anneler doğum yapıyor, hastalar kemoterapi alıyor, çocuklar sığınaklarda büyük bir depresyon yaşıyorlar, büyük bir sendrom yaşıyorlar. Bunun insani boyutu bambaşka, sınırları görüyoruz zaten. Binlerce insan hala tahliyeyi bekliyor. Bu konudaki çifte standardı da gördük. Bunu da konuştuk. İşte siyahi, işte mavi gözlü, sarı saçlı mevzusu. Yani Avrupa'nın hala orta çağ zihniyetiyle nasıl davrandığını görüyoruz. Avrupa Birliği ayağa kalktı, Ukrayna'yı alkışladı, ağladılar. Tamam, biz de Ukrayna'nın yanındayız. Biz de aynı. Ama aynı hassasiyeti keşke Suriye, Irak, Afganistan, Srebrenica'da, Avrupa'nın göbeği Bosna Hersek'te Müslümanlar katledilirken, soykırıma uğratılırken keşke aynı hassasiyeti oraya da gösterseler. Şimdi dolayısıyla öncelikle her şeyi bir kenara bırakalım. Kanın durması, saldırıların durması ve bir şekilde tansiyonun bir dengede tutularak tarafların oturtulması. Şimdi tansiyon yüksek, yani şöyle söyleyeyim. Hani çok bir örnektir ama hani diş ağrınızda tedavi için önce bir iltihap kurutulur, ondan sonra tedavi başlatılır değil mi? Şimdi aklıma gelen bir örneği söylüyorum. Yani ilk önce bir pansuman yapılmalı, ondan sonra olayın tedavi yöntemine geç. Şu anda iki tarafta ciddi bir tırmandırma içerisinde. Şu anda kurulacak masaların bence zaten devrik bir masa olduğunu bence söylememiz gerekiyor. Zaten 3. Dünya Savaşı söylemi de bu masadan pek müzakereyle kalkılmayacağını gösteriyor gibi. Tabii bir de Rus ordusu önceki gün Kiev Televizyon Kulesi'ni vurmuştu. Dün de kente ısı veren sistemler hedef seçildi. Rusya lideri Putin birçok açıklamasında sivillerin hedef alınmadığını söylemişti ama ısrarla sivillere kurşun sıkmıyoruz dese de aslında görüntü başka değil mi? Fotoğraf başka. Şimdi maalesef sivil yerleşim yerlerinin vurulduğunu görüyoruz. İnsan kayıplarının olduğunu da görüyoruz. Şimdi aslında şunu söyleyeyim size. Savaşın bir sisli doğası vardır. İşte bu kalemin doğası diyoruz biz uluslararası ilişkilerde. Bu dünya savaş tarihi içerisinde hep olmuştur ama şu içinde bulunduğumuz dönem teknolojik bir orta çağ olduğu için, son derece modern bir orta çağ olduğu için dezenformasyon çok çok var, güçlü. Yani işte sosyal medyada yanlış görüntüler veya hangi tarafın ne yaptığı, şimdi şey demiyorum ben, yani kimin ne yaptığı şu anda çok çok belli değil. Ama sivil yerleşim yerleri vuruluyor mu? Vuruluyor. İnsanlar hayatını kaybediyor mu? Kaybediyor. Vladimir Putin ilk başta ne demişti? Ben Ukrayna halkının zaten hamisiyim.
koruyucusuyum. Dolayısıyla ben hiçbir Ukrayna halkının yaşadığı yeri vurmayacağım. Sadece askeri depoları ve Ukrayna'nın askeri mevzilerine, stratejik noktalarını vurarak teslim almayı hedefliyorum dedi. Ve bazı anonslarında da halkın bulunduğu yerler, sivil halkın bulunduğu yerler boşaltılsın. Dolayısıyla biz oraya saldıracağız dedi. Şimdi Ukrayna saldıran bir devlet. Rusya saldıran bir devlet, Ukrayna kendini koruyan bir devlet. Şimdi bu noktada aklıma şu da geliyor. Bu Kiev'e ilerleyen meşhur bir konvoy var biliyorsunuz. Hepimizin gördüğü 64 kilometrelik ve resmen işte bir benzin kuyruğu gibi bu kamyonlar ilerliyor. Şimdi bu olacağı ihtimalinin %1 olsa bile, ki biliyoruz bunun olacağını zaten, Ruslar bir şekilde geliyor. Neden Zelenski hükümeti, Ukrayna devleti veya Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bu Kiev'in 50-100 kilometrelik ötesine bir savunma hattı kurmadı? Neden oraya tuzaklar kurmadı? Neden oraya birlikler götürmedi de sadece bir şehir savaşına hazırlanan bir Ukrayna görüntüsü verdi? Yani bu ben bunu da merak ediyorum. Siz bir bağımsızlık savaşı veriyorsunuz. Katılıyorum, haklısınız. Haklı müdafaanız. İnsanlar silahlandırılıyor, evlerini koruyor, bahçelerini, tarlalarını koruyor. Çok çok doğru. Biz de bağımsızlık savaşı vermiş bir milletiz. Ama burada bir kara delik var. Yani sizce bir ne enteresanlık olabilir? Geliyor bana. Ya bu cephe savaşı zaten şehir savaşının, eğer gerçekten bir çatışma olacaksa çok büyük bir yıkım ve insan kaybı olur. Yani çok ciddi bir felakete doğru ilerleriz. Bu noktada buyurun. Sizce hedeflenen ne peki? 64 kilometrelik konvoy adım adım Kiev'e doğru ilerliyor. Kiev'e etrafını sarmış durumda. Neden müdahale edilmiyor? Nasıl bir strateji var sizce o noktada? Şimdi Ukrayna ordusuyla Rus ordusunu karşılaştırmak bile bence çok anlamsız biliyorsunuz. Yani güç bakımından da, her bakımdan baktığımızda Rus ordusu, Ukrayna ordusu çok çok güçlü. Yani bu şehir muharebesinin yapılmasıyla Rus ordusunun manevrasının az olabileceği, işte bu taktik kabiliyetinin işte bu küçük gruplar halinde çatışmayla beraber Ukrayna ordusunun püskürtülebileceği, Rus ordusunun Ukrayna tarafından püskürtülebileceği de olasılık. Yani şimdi tarihte örneği var mı? Var. Mesela bu Varşova Muharebesi vardı 1920 senesinde. Lenin'in Kızıl Ordusu Varşova'nın kalbine kadar, şehre kadar girdiğinde herkes dedi ki bu iş bitti. Varşova düşecek ve Kızıl Ordu Avrupa'nın kalbine kadar ilerleyecek dendi. Oradan müthiş bir püskürtmeyle Kızıl Ordu yenildi. Mesela o çok beklenmeyen bir durumdu. Olur mu? Tabii ki olur. Yani kesin, zaten şu an hiçbir şey kesin konuşamayız. Ama zayiatın ve Rus ordusunun elindeki silahların kullanma ihtimali, bir de olayın yani NATO boyutuyla beraber nereye varır meselesi de beni çok endişelendiriyor. Yalnız şöyle bir durum da var aslında. Bunu da görmemiz lazım. Putin'in nükleer çantasını masaya koyma meselesi. Yani bu noktada tabii dünyanın büyük bir dehşet dengesine ve Lavrov'un söylediği gibi 3. Dünya Savaşı bir nükleer savaş olacaktır dedi. Ama burada şimdi Putin'in gene geçmişte yapmış olduğu açıklamalar ve ortaya koymuş olduğu bir doktrin var. Bu noktada NATO'nun kendisine karşı bu ilerleyişinin ve bu psikolojik harekatının son hamlesinde biz nükleer çantamızı ortaya koymaktan geri durmayacağız diyordu mesela o zamanında. Ama bunu sınırlı nükleer kullanım olarak ifade ediyorlar. Yani nükleer silahın kullanımı değil, bunu siyaseten caydırıcılık, pazarlık ve bir baskı aracı olarak kullanma yönteminin olduğunu görüyoruz Rusların. Çünkü böyle bir nükleer savaşın veya nükleer silahların kullanımı demek, hani kimseye bir fayda getirmeyecek olan, ki 1962 Küba füze krizini hatırlayalım. O dönemde Khrushchev'le Kennedy bir o meşhur kırmızı hattan görüşerek birbirlerinin işte Küba'daki füzelerin sökülmesi ve Türkiye'deki Jüpiter füzelerin sökülmesi noktasında bir orta yol bulunmuştu. Dünya yine büyük bir savaşın, nükleer savaşın eşiğine gelmişti. Bundan geri dönüldü. Zaten o tarihten bu tarihe kadar da nükleer meselede bir denge, anlaşmalarla beraber denge sağlandı. Tabii topraklarından nükleer silahlarını çıkarlar mı? Çıkarmadılar. Dünyanın bugün en büyük, en çok sayıda nükleer silaha sahip olan ülke Rusya'dır. Ondan sonra Amerika gelmektedir. Zaten NATO'nun tamamını toplasınız yine Rusya'ya yetişemiyor. Bu hepsini kullanacağı anlamına gel. Bu bir caydırıcılıktır. Bu bir siyaseten elinizin güçlü olmasını sağlamaktadır. Demek ki ben bu çantayı ortaya koyması Rusya'nın bu Ukrayna meselesinde ne kadar ciddi olduğunu ve bu pazarlık masasında da elindeki kartların ne kadar kudretli olduğunu ortaya koyduğu şeklinde yorumladım. Bakalım müzakere masasından ne çıkacak? İlerleyen saatlerde neyi konuşacağız? Çok teşekkür ediyoruz. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Furkan Kaya ile Rusya'nın Ukrayna işgalini konuştuk ve devam edelim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Başkent'te dün başlığı Rusya-Ukrayna savaşı olan kritik bir toplantı vardı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Türkiye'nin yol haritasını anlattı. Gizli bir oturumdu. Paylaşılan bilgiler devlet sırrı olarak nitelendirildi. Bakan Çavuşoğlu o oturumun öncesinde ise kameraların karşısındaydı ve neler söyledi?
bu yaptırımlara katılma eğilimimiz de yok. Türkiye taraf tutmak zorunda değil. Türkiye ilkesel tutum sergiliyor. Amerika ve Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşı Türkiye'nin tavrını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı. Atılacak diğer adımları da Meclis Genel Kurulu'nda yapılan kapalı oturumda anlattı. Meclis Genel Kurulu'nda kapılar kapandı ve kapalı oturum başladı. Genel Kurul'un hemen yan tarafında bulunan basın koridorundaki basın çalışma ofislerinden de bizlerin de ayrılması isteniyor. Kapalı oturum bitene kadar bizler de basın mensupları olarak çalışma ofislerimizi kullanacağız. Genel kurulda milletvekillerinin dışında sadece yeminli stenograflarla sağır ve dilsiz kavaslar kaldı. İçeride konuşulanlar devlet sırrı niteliği taşıyor. Kapalı oturumun tutanakları 10 yıl boyunca meclis arşivinde saklanacak. Sayın idare amirlerinden salonun boşaltılmasını temin etmeleri rica ediyorum. Çavuşoğlu bilgi verdikten sonra milletvekillerinden gelen soruları da yanıtladı. Merak edilen konulardan biri de Türkiye'nin Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni uygulama kararıydı. Bu soruya meclisteki oturum öncesinde katıldığı televizyon programında cevap verdi. En son Rusya'nın 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi mesela Karadeniz'deki üslere kayıtlı değildi bizdeki bilgilere göre. Rusya'ya da söyledik, bu gemileri göndermeyin. Rusya'da bu gemilerin boğazdan geçmeyeceğini söyledi. Montreux'a taraf olan tüm ülkelere bugün bildirimde bulunduk. Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nde temsil haklarının askıya alınmasına ilişkin oturumda çekimser oy kullanmıştı. Çavuşoğlu bu kararın sebebini de anlattı. Rusya'nın buradan atılması demek, Rus vatandaşlarının İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidememesi demektir. Buradan bağları kopardığınız zaman bunun faydası ne olacak? Tüm platformlarda ilkeli bir şekilde bir tutum sergilerken diyaloğun tamamen kopmasını istemediğimiz için Rusya'yı destekleyici bir oy da kullanmadık. İlkeli bir şekilde çekimser oy kullandık. Ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International yayınına katıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Rusya'ya ekonomik yaptırım planımız yok dedi. Kalın CNN International'da Becky Anderson'a konuştu. Ukrayna'daki gelişmelerden büyük endişe duyduğunu anlattı. Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı sorusuna ise net yanıt verdi. Türkiye'nin mevcut durumda Rusya'ya yaptırım uygulama planının bulunmadığını söyledi. Türkiye'nin Rusya ile enerji, turizm, tarım gibi sektörleri de içeren güçlü ekonomik bağlarının olduğunu ve bu bağın zarar görmesini istemediklerini söyledi. Ayrıca bazı ülkelerin Rusya ile iletişimde kalması gerektiğinin de altını özellikle çizdi. Rusya'nın Ukrayna işgali içinde diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı yapmaya devam etmesi de büyük hata olur dedi. Ekonomik yaptırımlar Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ortaya koyduğu en somut adım oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden dün bir kez daha Ukrayna-Rusya savaşını değerlendirdi. Putin hiç olmadığı kadar yalnız dedi. Biden bir kez daha ekonomik yaptırımların önemine dikkat çekti. Bir başka önemli açıklama daha vardı. Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'ya savunma silah desteği verileceğini duyurdu. Ukrainian people. Rusya ve Putin hiç olmadığı kadar yalnız dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna halkına yardım edeceğini söyledi. Ulusa sesleniş konuşmasının önemli bir kısmını Ukrayna-Rusya savaşına ayırmıştı Joe Biden. Dünkü konuşmasında da hedefinde Rusya vardı. Batı'yı ve NATO'yu böleceklerini düşünüyorlardı ama bu olmadı diyen Biden, Putin hiç olmadığı kadar yalnız kaldı ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki oylamayı hatırlattı. 141 ülke Rusya'yı kınadı. Sadece 5 ülke hayır oyu verdi dedi. Rusya yalnız yorumunu yineledi. ABD'nin Ukrayna halkına yardım edeceğini de söyledi Joe Biden. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'sa bu yardımın içeriğini açıkladı. Ukrayna'ya tank savar, uçak savar silahları gibi savunma ekipmanları göndereceklerini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. NATO ve Avrupa Birliği liderleriyle bir araya gelecek.
Ardından Ukraynalı mültecilerin sığındığı Polonya ve Moldova'da temasları olacak. Blinken konuşmasında Rusya'ya yönelik çok ağır ekonomik yaptırımların da devrede olduğunu hatırlattı. Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarının dondurulacağını söyledi. ABD cephesinden gelen açıklamalar bu yöndeydi. Ancak Çin, Rusya'ya yönelik mali yaptırımlara katılmayacağını duyurdu. Açıklama Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Kurumu Başkanı'ndan geldi. Xu Jing, Çin'in yaptırımlara karşı olduğunu belirtti. Taraflarla normal ekonomik, ticari ve mali ilişkilerimizi sürdüreceğiz dedi. Çin, Rus petrol ve doğal gazının en önemli alıcıları arasında. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021 sonunda 146 milyar 900 milyon dolara ulaştı. Ayrıca Rus Merkez Bankası'nın rezervlerinin %13,8'i Çin'de bulunuyor. Avrupa ülkelerinden gönüllü olarak Ukrayna'ya savaşmaya giden birlikler yola çıkmaya başladı. En net açıklama İsveç'ten geldi. İsveç Devlet Haber Ajansı Ukrayna'da savaşmak için uluslararası bir Tugay kurulduğunu ve bu Tugay'a İsveç'ten 400 kişinin gönüllü olarak başvurduğunu duyurdu. 27 Şubat'ta da Danimarka Başbakanı bir açıklama yapmıştı. O açıklamayı da aktaralım sizlere. Rusya'ya karşı savaşmak isteyen gönüllülere izin verileceğini söylemişti. Şu ana kadar gönüllü birliklerine kaç kişinin katıldığına dair net bir açıklama yapılmadı. Gönüllü taburlarında son durum buydu ve Türklerin tahliyesiyle yine devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan devam eden tahliye çalışmalarına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Toplam rakamın 8.454'e çıktığını duyurdu. Çavuşoğlu Twitter mesajında Ukrayna'dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8.454 oldu dedi. Ve ayrıca Ukrayna'dan yine tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yolları'mızla ülkemize sağ salim geldiler, hoş geldiniz ifadelerini de kullandı. Millet İttifakı'ndaki çatlak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta yaptığı grup toplantısında gün yüzüne çıkmıştı. Akşener CHP'ye üstü kapalı göndermede bulunarak büyük şehirlerin İYİ Parti sayesinde kazanıldığı mesajını vermişti. Yok sayma tartışması iki partinin kurmayları arasında patlak verdi ve bakın neler oldu. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Arada bir hatırlatmak lazım. Her evde bile farklı görüşler ortaya çıkıyor ama bu evin dağılmasına yol açmıyor. Meral Akşener konuşma metninin dışına çıkarak ittifak ortağı CHP'yi böyle uyarmıştı. Kılıçdaroğlu'ndan gönül almaya yönelik ilk adım geldi. Düşüncelerini ifade etmesi, paylaşılması son derece değerlidir. Millet İttifakı'nda yok sayılma tartışması önce iki partinin kurmayları arasında başladı. CHP cevabını versin. Herkes bu edebiyatı yapabilir. Biz olmasaydık şöyle olurdu, biz olmasaydık böyle olurdu. Kıymet harbiyesi yoktur aslında bu lafların. Tartışma iyice gün yüzüne çıkınca devreye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Akşener girdi. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor unutanlar açısından. Üstü kapalı ama çok net olan bu mesaja karşın Kılıçdaroğlu tartışmayı krize döndürmemek için katıldığı bir programda birliktelik çağrısı yaptı. Şu aşamada biz ayrılırsak bu yanlış olur. Kılıçdaroğlu aynı programda ertelediği Diyarbakır gezisine de 9-10 Mart tarihlerinde çıkacağını söyledi. Diyarbakır gezisi Meral Akşener'in de gündeminde. İki genel başkan bugüne kadar Diyarbakır annelerini ziyaret etmedikleri için eleştiriliyordu. Şimdi soru çok net. Diyarbakır gezisinde geç de olsa çocukları daha kaçırılan aileleri ziyaret edecekler mi? Sıradaki haberimiz aslında vicdansızlığın, insan sağlığının ne kadar hiçe sayıldığının, ailemizin, sevdiklerimizin hayatıyla nasıl oynandığının resmi gibi. Çünkü yapılan gıda denetimleri sonrası ortaya çıkan sonuç çok ürkütücü. Bakanlık sahtekarlık yapan o firmaları açıkladı ve sitesinde yayınladı. Baldaki yapay tatlandırıcıdan tereyağına katılan bitkisel yağ, sucuğa karışılan domuz etine kadar liste maalesef kabarıktı. İşte hileli gıdalar ve o hilekar firmalar. Gıda sahtekarlıklarına dikkat ediyor musunuz mesela? Vallahi esnekte yani var. Genelde kuru gıdada.
Kurusu, tazesi, eti, sütü, sucuktan köfteye, peynirden zeytinyağına, hatta çaya, bala ve baharata varana kadar pek çok gıdada sahtekarlık yapılıyor. Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarına göz açtırmamak için harekete geçti. Tam 371 firma, 559 ürün mercek altına alındı. İnsan sağlığıyla oynayan o markalar tek tek ifşa edildi. Listede çarpıcı ürünler var, ancak en dikkat çekeni Ankara Sincan'daki bir kasaptaki kasap sucuklarında domuz etine rastlanmasıydı. Neden o listede domuz etli sucuklar var? Şöyle, 3 sene önce çalıştığım bir firmanın sucuklarıydı ve zaten bu sucuklara domuz eti makineden bulaşmış. %0.1. Bizim firmamızla hiçbir alakası yok. Öz Yenikent kasabın sahibi Ece Öztürk, sucukları yapan firmayla davalık olduklarını söyleyerek kendini savundu. Sattınız mı bu sucuklardan? Ben 60-70 kilo sucuğumu çöpe attım, imha ettim. Satmadım, satmam da zaten. İstanbul, İzmir, Ankara ve Çankırı'da da et ve et ürünü firmalarının at ve eşek eti kullandığı, diğer firmalarınsa kırmızı ete, tavuk eti ve sakat at karıştırdığı tespit edildi. Beslenme zincirinin olmazsa olmazı bal, ama katkısız olanını bulmak artık çok zor. Tarım Bakanlığı'nın listesinde kendine en geniş yeri bulan gıda maddelerinin başında bal geliyor. Türkiye'de neredeyse pek çok firmanın arı görmeden bal ürettiği ortaya çıktı. İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Van'da bulunan pek çok firmadan bal örneği alındı. Hepsinde de yapay şeker bulundu. Süt ürünlerine ise bitkisel yağ ve jelatin katıldığı ortaya çıktı. Kırmızı bibere rengini ise gıda boyasıyla verdiler. Son kullanma tarihine bakıyoruz. Bir de ürünlerin hangi firmaya ait olduğunu, onlara bakıyoruz. Bilinen markalar da listedeki yerini aldı. Çok bilindik sıvı yağ markasının zeytinyağı ve bu yağda içinde kalitesiz yağ olduğuna dair emareler bulunduğu için o listede yerini aldı. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı, Türk insanının vazgeçilmezi çayda da gıda sahtecilerine sahtekarlıkları ortaya çıktı. Bu marka çayda gıda boyası tespit edildi. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde faaliyet gösteren onlarca takviye gıda firmasının doğal ürün adı altında ilaç etken maddesi kullandığı da ortaya çıktı. Tam liste bakanlığın internet sitesinde yayımlanıyor. Ve bu haberle ATV Kahvaltı haberlerinin ilk bölümünü tamamlıyoruz. Kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklam dönüşünde yine dolu bir gündemle bir kez daha karşınızda olacağız. ATV Kahvaltı haberlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yeni saate acı bir haberle başlıyoruz. Denizli'de yaşayan iki çocuk annesi Fatma Çetin 4 yıl önce boşanmış ama eski eşinin tehditlerinden kurtulamamıştı. İkili salı günü karşı karşıya geldi ve gözü dönmüş o cani adam bir gün önce telefonda tartıştığı eşinin evine gitti, onu öldürdü. Neden öldürdünüz? Neden yaptınız? Eşinden 4 yıl önce boşandı ama peşini bir türlü bırakmadı. Öldürdüğü eski karısının cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Pişman mısınız beyefendi? Neden yaptınız? Denizli'de yaşayan Fatma Çetin 2010 yılında Ebubekir Karakurt'la evlenmiş, çiftin iki çocuğu olmuştu. Bir süre sonra boşanan çift yakınlarının araya girmesiyle ikinci kez nikah masasına oturdu ama o evlilikte uzun sürmedi. Eşinizi neden öldürdünüz, eski eşinizi? İki çocuk annesi kadın eşinden boşandıktan sonra yeniden evlenmişti. Ama eski eşinin tehditleri bir türlü son bulmadı. Katil zanlısı Karakurt önceki gün telefonda tartıştığı eski eşinin evine gitti, boğarak öldürdü. Talihsiz kadının cesedi 60 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Pişman mısınız? Gözaltına alınan katil zanlısı eski koca tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Pişman mısınız beyefendi? Neden yaptınız? Tuğçe Semiz ve Emine Çöp, iki kuzen. İçinde bulundukları araçta kurşun yağmuruna tutulmuş halde ve her ikisi de hayatını kaybetmiş halde bulundu. İki kuzeni kim öldürdü, neden öldürdü? Henüz bu soruların yanıtı yok ama sır perdesinin aralanması yakın. Aileler Müge Anlı'nın konuydu bugün de ve yeni görgü tanıkları çıktı ortaya. Tabii yeni iddialar ve şüpheler de. Kim vardı o arabada? Ben de Türkiye. Diğer aracı kim kiralıyor? Onu da Emine kiralıyor. Bana boyundan kalbinden kuşmamışlar. Geldiler, takip ettiler ve öldürdüler. Önce takip ettiler, trafik ışıklarına geldiklerinde üzerlerine mermi yağdırdılar. İçinde oldukları araçta can veren iki kuzenin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanmaya başladı. Silahlar konuşmuş o gece ve o geceden sonra da anladığım kadarıyla o bölgede silah sesleri durulmamış. Kocaeli'de yaşayan Tuğçe Semiz ve Emine Çöp 13 Şubat gecesi evlerine dönerken silahlı saldırıya uğramıştı. Serdar'la Şükrü. Serdar'la Şükrü'yü
Emine ile Tuğçe arabalarını alıyorlar. Bu çocuklar ailemiz görmesin diyerek evlerinden birkaç bina öteye gidiyorlar. Bu kızlar öldürüldükten bir gün sonra da tam bu Şükrü ile Serdar'ı aldıkları ev kurşunlanmış. Bu kadar vahşi cinayeti işleyenler bizim çocukları da hedef haline getirmiş olabilir diye. En baştan beri takip edilmişler ki Şükrü ile Serdar'ın alındığı evi onların evi sanıp orası kurşunlanmış. Çifte cinayetin failleri henüz bulunamadı. Ortada ise polisi katil ya da katillere götürecek pek çok iddia var. Bu cinayetin sebebinin erkeklerle çekilen fotoğrafları daha sonra para kazanmak için şantaj yaptıkları söyleniyor. Sen o bulduğun fotoğrafları kimin bilgisayarından, flash belleğinden falan buluyorsun? Kız kardeşimin herkesle ilgili bir şeyler saklamış. Pek saklanacak şeyler değil yani. Bu bir cinayet sebebidir eğer bir kadının bir erkekle mahrem görüntülerinin ortaya yayılması şantajı diyeyim. Gerçekten işi buralara kadar vardırır. Senin bilgisayarından, senin evinden eğer çıkıyorsa bu mahrem görüntüler, sen Emine'nin o görüntülerini bir şekilde ele geçirdin. O gecenin tanıkları da vardı. İki kuzenin arkasındaki araçta olan ve saldırıdan yaralı kurtulan Alihan Kaya ise anlatılanları yalanladı. Karşıya baktığımda kırmızı bir araç. Bayan arabada inmiş, arabanın arka tarafında telefonla konuşuyordu. Şu gördüğümüz karşı taraftan oradan beyaz araç geldi. Bayanın yanına gitti, orada konuştu. Bayan da geri geri geldi, şuradan döndü, onun arkasından devam etti. Ve cinayetin işlendiği noktaya gitti. Öyle olmuş. Hayır, 4, böyle 4, bir şey arası diyor. Olmadı, normal ilerledik yani. Niye evin yolunu uzatıyorlar da pusu kurulan tarafa doğru gidiliyor? Evet. Yani bu kişi kesinlikle yalan söylüyor. Kesinlikle araçtan inmedik yani. Ama onu yalanlayanlar da oldu. Hatta iki genç kadının biri tarafından pusuya çekildiğini iddia ederek. O gün ben hamileydim. Benim tancım tuttu, biz çıktık. Yalnız biraz önce beyefendinin anlattığı gibi oradan rampa yukarı bakıyordu. Ve biz yanından geçerken Emine Hanım... arka bagaj var ya, aha, orada ağlayarak telefonda konuşuyordu. Ama benim sancım tuttuğu için biz durup yardımcı olamadık. Alihan yalan söylüyor o zaman. Denizli'de gece yarısı park halindeki bir araç ateşe verildi. Korkutan yangın kısa sürede kontrol altına alındı ama bir yandan da güvenlik kameraları incelendi. Kundakçı kadın kıyafeti giyerek kendini kamufle etmeye çalışan bir adamdı. Kundakladığı aracın sahibini ise çok yakından tanıdığı biriydi ve bakın o şehir eşkıyası kim çıktı? Etek giydi, başörtüsü taktı ama kadın kılığına girmesi kimliğini gizlemeye yetmedi. Denizli Merkez Efendi'de park halindeki otomobilden gece yarısı alevler yükseldi. Görenler itfaiyeye haber verdi. Yangın söndürüldü ama hasar büyüktü. Araç sahibi boşanma aşamasındaki bir kadındı. Polis kundaklamadan şüphelendi. Çevredeki güvenlik kameraları bu şüpheyi doğruladı. Kundakçı elinde benzin dolu pet şişeyle aracın yanına giderken kameralara takılmıştı. Zanlı etek giyiyor, başörtüsü takıyordu. Ancak yürüyüşünden kadın olmadığı belliydi. Kimliği kısa sürede belirlendi. Araç sahibinin ayrılma aşamasındaki kocasından başkası değildi. Polis şimdi her yerde zanlıyı arıyor. Gaziantep'te 3 gün arayla ikinci köpek saldırısı meydana geldi. Bu kez başıboş gezen Rottweiler cinsi köpek tam da okulun önünde iki çalışana saldırdı. Yere düşen kadını ısırmaya başladı. Ölümcül saldırıyı gören çevredekiler neyse ki hemen yardıma koştu. Üzerine doğru koşan Rottweiler cinsi köpeği görünce çalıştığı okula sığınmak istedi ama olmadı. Gaziantep Şehit Kamil'deki okulun önünde yaşandı dehşet. Çocuklara simit alan iki çalışanın okula varmasına sadece metreler vardı. O sırada başıboş gezen Rottweiler cinsi köpeği gördüler, korkup koşmaya başladılar. Ama köpek öyle hızlıydı ki saniyeler içinde yanlarına ulaştı. Eşim köpeğin saldırısı sonucu yere düşüyor. Ve ondan sonra köpek saldırıp ısırmaya başlıyor. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Saldırıyı sonlandırmak için akıllarına ne geldiyse yaptı. Tuğba Sağlık köpeğin dişlerinin arasından kurtarıldı ama yaralıydı. Kolunda dikiş var, ayağında zedelenme var. 15 dakika önce gerçekleşmiş olsa birçok çocuğa da zarar verebilirdi o hayvan. Rottweiler cinsi köpeğin beslendiği kliniğin bahçesinden kaçtığı ortaya çıktı. Ukrayna
Ukrayna-Rusya Savaşı'nda müzakere masası bugün bir kez daha kuruluyor. Taraflardan gelen açıklamalar nispeten olumlu ancak bu toplantıdan da hızlı bir ateşkes kararı çıkacağına dair pek umut yok. Müzakere masasının tekrar kurulması için çalışmalar sürerken Belarus'tan gelen bir haber sinirleri gerdi. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko yanlışlıkla Putin'in işgal planlarının haritasını ifşa etti. O haritada oklar Moldova'ya da gösteriyordu. Sıradaki hedef Moldova mı sorusu gündeme bomba gibi düştü. Savaş ve sıcak çatışmalar tüm hızıyla sürerken gözler bir yandan da müzakerelerdeydi. Dün sabah saatlerinde Rus kaynaklar ikinci tur görüşmelerin süresiz olarak ertelendiğini duyurmuştu. Neyse ki beklenen haber akşam saatlerinde geldi. Görüşmelerin bugün yapılacağı açıklandı. Ukrayna'da hemen sonrasında o bilgiyi teyit etti. Müzakerelerin bu sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceği bildirildi. Kiev daha pazarlık başlamadan görüşmeye hazırız. Rusya'nın ultimatomlarını dinlemeye değil ifadeleriyle Rusya'nın masadaki tavrının şifrelerini de vermiş oldu. Rus tarafının beklentilerine ilişkin açıklama ise Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Rus haber ajansları üzerinden açıklama yapan Lavrov, Ukrayna'nın silahsızlandırılmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ukrayna'da asla konuşlandırılamayacak silahların listelenmesi gerektiğini belirtti. Zelenski'nin güvenlik garantileri talebini görüşmeye hazırız diyen Lavrov, Ukrayna'nın askerlerden arındırılması gerektiğini vurgulayıp, ancak Ukraynalılar liderlerini kendileri seçmeli diye de ekledi. Müzakere masasının tekrar kurulması barış için umutları artırdı. Ancak düne damga vuran bir olay akıllarda büyük soru işaretleri bıraktı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko'nun gafı kaygıları artırdı. Müzakere belirsizliğinin sürdüğü saatlerde dünya Belarus liderinin yaptığı sunumu ve 3. Dünya Savaşı ihtimalini tartışmaya başladı. Zira Cumhurbaşkanı Lukashenko canlı yayınlanan Güvenlik Konseyi'nde yanlışlıkla Putin'in işgal planının ayrıntılarını ifşa etti. Ukrayna 4'e bölünmüş halde tasarlanmıştı haritada. Rus birliklerinin gideceği her yön ayrıntılarıyla vardı. Oklardan birinin Moldova'yı göstermesi, Rusya işgalinin sıradaki hedefi Moldova mı sorusunu akıllara getirdi. Savaşın tarafı olmaması itibarıyla Belarus Cumhurbaşkanı'nın ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması da gündemde. Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'da. Biz de Ukrayna'daki son durumla devam edeceğiz. Müzakerelerde ikinci perde açılıyor bugün. Görüşmeler Belarus'ta ancak Rus konvoyu da adım adım Kiev'e yaklaşıyor. Peki bölgede son durum ne? Muhabir arkadaşımız aylardır Ukrayna Kiev'deki o gelişmeleri takip ediyor. Kameraman Niyazi Kurt'la birlikte görüşme öncesi Kiev sokaklarında bir sessizlik hakimi, nedir son durum? Kiev sokaklarında sessizlik hakim, zira şu dakika itibariyle de artık sokağa çıkma yasağının bitmesi bekleniyor. Ama tabii ki sokağa çıkma yasağının bitmesi sokakların hareketlenmesi anlamına da gelmiyor. Zira özellikle Rusya'nın 2 gün önce yapmış olduğu emniyet ve istihbarat binalarına hedef alacağı açıklamasının ardından artık şehirdeki tahliyeler de hızlandı. Şehirde kalanlarsa sığınaklarda hayatını geçirmeye başladı. Daha da önemlisi dün akşam özellikle ardı ardına patlamalar yaşandı başkent Kiev'de. Bir istasyon hedef alındı, bir tren istasyonu hedef alındı. Kentin güneyinde bulunan tren istasyonundaki patlama oldukça şiddetliydi ve yaklaşık bize 3 kilometrelik bir uzaklıkta olduğunu da hemen paylaşalım. O bombalanan noktanın yanı başında kente sıcak su sağlayan boruların da büyük hasar gördüğü ve kentin özellikle güney kısımlarına sıcak su verilmesinin de tehlikeye düşmüş olduğu bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Birleşmiş Milletler yalnızca 1 Mart'ta 227 sivilin ölmüş olduğunu açıkladı ve yaklaşık 1 milyondan fazla da Ukraynalı'nın artık Ukrayna'dan ayrıldığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna tarafından da ardı ardına açıklamalar geliyor elbette. 9 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü
gelen bilgiler arasında AGİT biliyorsunuz ki bölgede özellikle Donetsk ve Lugansk bölgelerinde gözlemci misyonu üstlenmişti ve 2014 yılından bu yana da o noktada çatışmanın ve tansiyonun azaltılması için gözlem görevini yerine getiriyordu. Ancak dün akşam da Harkov'daki saldırılarda bir AGİT misyon görevlisinin de öldüğü bilgisi var. Yine aynı zamanda Rusya Kransky, Torsike, Komenya, Varvarovka ve Boronevka'da kontrolü sağladığını açıkladı. Donetsk birlikleri ise Mariupol kentinin kuşatmasının tamamen tamamlanmış olduğunu söyledi. Rusya'dan ardı ardına açıklamalar geliyor elbette savaşın bir haftalık bilançosuna ilişkin. Ukrayna'ya ait 54 komuta merkezi, 39 hava savunma sistemi, 52 radar istasyonu ve 1533 nesnenin vurulduğunu açıkladılar ve Rusya bunun yanı sıra 2870 kişinin öldüğünü açıkladı. Aralarında asker ve sivillerin de bulunduğu bilgisini de bir kez daha paylaşmış olalım. Dediğimiz gibi tren istasyonu oldukça bize yakın bir nokta ki artık ardı ardına Kiev'de de patlamalar meydana geliyor. Bir gün önce ise yine bir televizyon kulesi hedef alınmış ve Kiev'in iletişim ağlarına büyük zarar verilmişti. Bunun yanı sıra yine Kiev'e uzanan yollarda artık köprüler patlatılmaya başladı. Kiev kuşatmasında zırhlı araçların geçişini engellemek için Kiev'e uzanan yollardaki köprülerde bir bir patlatılmaya başladı. Rusya bunun yanı sıra tüm bu saldırıların arasında siviller için de güvenli bir koridor açacağını açıkladı. Kentin güneyinde Vasilki'ye yönlendirileceği açıklandı. Kiev halkının, Ukrayna halkının işte an itibariyle bizim bulunduğumuz nokta Bağımsızlık Meydanı hemen Marinski Sarayı'na ve Rada Parlamento binasına uzanan yolda da artık yoğun güvenlik önlemleri var. Bir gün içinde oldukça hareketli anlar yaşandı orada. Ardı ardına barikatlar kurulmaya devam ediyor. En başlarda kumdan bariyerlerle yol kapatılmaya çalışmıştı ama artık hem demir bariyerler hem de dev beton bloklarda yine Marinski Sarayı'na uzanan yollara yerleştirilmiş durumda. Emine Kabasoğlu kameraman Niyazi Kurt'la birlikte sıcak bölgede son gelişmeleri aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve bir diğer dünyanın gündem maddesi koronavirüse devam edeceğiz. Koronavirüsle mücadelede uygulanan aşılar meyvelerini verdi. Açık havada maskeye veda ettiğimiz güne kavuştuk. Artık açık havada zorunlu maske kullanımı kaldırıldı. Açıklama Bilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. İşte salgınla mücadeledeki yeni kararlar ve Bakan Koca'nın açıklamaları. Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Aşı meyvelerini verdi. Maskelere veda zamanı geldi. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse, mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Bilim Kurulu sonrası konuştu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Salgınla mücadeledeki yeni kararları tek tek sıraladı. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Testin pozitif çıkması durumunda uygulanan 7 günlük izolasyon süreci devam edecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamayı artık gerek görülmemektedir. Covid-19'la mücadele bundan sonra aşı ile yapılacak dedi Bakan Koca. Ekleyecekleri de vardı. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecek. Salgın etkisini yitirdi. Gözle görülür gerçek budur. Bu sebeple salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Gelecek haftadan itibaren hastanelerden sonra aile hekimlerinde de uygulanacak. Salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız. Bütün sağlık kuruluşlarımızda başlatmak istiyoruz. O durumda vatandaşımızın erişimi daha kolay olacak. Bu anlamda var olan rağbetin daha da artacağını tahmin ediyoruz. Nihayet maskesiz günler başladı. Peki bu ne anlama geliyor? Pandemi bitti demek elbette mümkün değil ama en azından normalleşme sürecine girdik. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuğba Dal. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Günaydınlar.
Maskesiz günler başladı dedik. Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında bu açıklamayı yaptı. En azından şu süreçte tünelin sonundaki ışığı gördük diyebiliriz değil mi? Bu geçiş süreciyle birlikte nelere dikkat etmek gerekiyor, neler söylersiniz? Tünelin sonundaki ışığı gerçekten gördük. Zaten pandeminin en başından beri aşıların öneminden bahsediyorduk. Aşıların hastalıkları, böyle enfeksiyon hastalıklarını önlemede önemi çok büyük. Ve ilk pandeminin ilk başlangıcında biliyorsunuz tüm dünyada büyük ölümler görüldü, insanlar öldü, hastalandı. Ama aşılar çıktıktan sonra daha bir rahatladık. Daha kolay dışarı çıkabildik, kısıtlamalarımız azaldı. Ve özellikle de artık bu tekrarlayan aşılar sonucunda da yeni geçirilen enfeksiyonların daha hafif olduğunu görüyoruz toplumda. Sanki bir gribal enfeksiyon gibi geçiriliyor çoğunlukla. Ama tabii ki burada da gribal bir enfeksiyon, bir grip enfeksiyonu gibi geçiriyor derken yine de gripin de pandeminin de yani COVID'in de hala bir salgın hastalığı olduğunu yine de unutmamamız gerekiyor. Zaten bütün insanların, aslında hepimizin bir solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsak, bu grip de olabilir, diğer solunum yolu enfeksiyonu da olabilir, COVID de olabilir. Önce ne yapmamız gerekiyor? Kendimizi korumamız gerekiyor. Bunun için de ne yapmak gerekiyor? İşte kalabalık yerlerde, bakanımızın da açıkladığı gibi, mesela uçaklarda veya işte sinemalarda, çok kalabalık yerlerde yine de maske, mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bu aslında sadece devletin eliyle olabilecek bir şey değil. Yani bunu artık her sorumlu vatandaş bunun sorumluluğunda ve bilincinde olması gerekiyor. Yani bu pandemi bitse dahi aslında her zaman solunum yolu enfeksiyonları sonuçta devam edecek. Ki COVID de öyle, COVID de görüldüğü gibi daha sonraki yıllarda da devam edecek gibi görünüyor. Bunu artık kendi sorumluluğumuz bilip ona göre davranmamız gerekiyor. Bir de sadece kendimiz değil, aslında bir sorumluluğumuz da nedir? Başkalarını korumak. Dolayısıyla da eğer hasta olduğumuzu biliyorsak, bir solunum yolu sıkıntımız varsa o zaman da yine maskemizi takacağız. Hem de diğer insanlara da bulaştırmayacağız. Şimdi bu noktada herkesin kafasında soru işareti var. Çünkü kapalı mekanlarda klima sistemi eğer iyi çalışıyorsa maskeye gerek yok dendi. Ama bu noktada uzmanlar maske takılması noktasında yine uyarılarda bulunuyor ama peki pandemi bitti demek için nasıl bir fotoğraf görmek gerekiyor? Pandemi bitti demek için aslında son vakayı görmemiz gerekiyor. Yani bütün dünyada hiçbir COVID-19 vakasını görmememiz gerekiyor. Dolayısıyla da pandemi bitti diyemeyeceğiz. Muhtemelen hani çok uzun yıllar pandemi bitti diyemeyeceğiz. Ama bu pandemi olayı mesela başka pandemiler de var. Mesela ülkemizde işte bildiğimiz gibi grip pandemisi, bir HIV HIV pandemisi. Ondan sonra diğer hastalıklar hala devam ediyor. Zaten biz hem hekimler olarak hem toplum olarak bu hastalıklardan da korunmak için yine bu korunma önlemlerine, eğer solunum yolu enfeksiyonu ise işte maske, mesafeye zaten dikkat etmemiz gerekiyor. Yani pandemi bitti diyebilmemiz için son bir vaka görmemiz gerekiyor dünyada. Bu da şimdilik bunu söyleyemiyoruz tabii ki. Umut ediyoruz, o günler çok yakındır. Peki sürü bağışıklığı ya da toplumsal bağışıklık sık sık uzmanların dillendirdiği bir kavram. Peki o noktaya ulaşabildik mi? Ne dersiniz? Şöyle, o noktaya da bildiğimiz gibi bu COVID-19 virüsü ne yapabiliyor? Mutasyon yapabiliyor. Ve ilk zamanlarda ilk virüs, işte bu delta varyantı falan dedik, onun mortalite dediğimiz yani ölüm oranı yüksekti. Ama daha sonra virüs ne oldu? İnsanlara adapte oldu. Bulaşıcılığını artırdı ama tabii ki bizim bağışıklık sistemimiz de ona karşı savaştı ve artık daha dirençliyiz ve aşılarla da birlikte daha dirençli olduğumuzu söyleyebiliriz. Bir sürü bağışıklığı belki şu an omikrona karşı bundan bir bahsedebiliriz hem de aşılarla birlikte. Ancak şunu da unutmamamız gerekiyor ki pandemi hala dediğim gibi devam ediyor. Hem ülkemizde hem de dünyada aşılanmamış bir sürü birey var. Aşıların hiç ulaşmadığı bölgeler var. Ve dünyada da hem insan hareketliliği hem de hayvan hareketliliği devam ediyor. Dolayısıyla da hala devam ediyor. Yani bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Zaten biliyorsunuz şu an sınırımızda bir kapımızda daha doğrusu sınırımızda değil mi? Bir ne var? Bir savaş var. Dolayısıyla da yine insan hareketliliği devam edecek. Yeni virüsler çıkabilir. Dolayısıyla da belki şu an mevcut virüse karşı bir
sürü bağışıklığından bahsedebiliriz ama yeni çıkan varyantlara karşı bu sürü bağışıklığından bahsedemeyiz. Yine dediğim gibi onun için de artık kendimizi koruyacağız. Her şeyde işte Sağlık Bakanlığı'ndan, yasaklardan beklemeyeceğiz. Artık her sorumlu vatandaş bunun bilincinde olup kendine dikkat edecek ve başkalarına da bulaştırmamak için elinden geleni yapacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuğba Daldı ve devam ediyoruz. Gelecek artık teknoloji ve pozitif bilimler üzerinden şekillendiriliyor. Dünya, sanal evrenler ve yapay zeka sistemlerini tartışıyor. Bu alanda yeni bir düzen oluşturuluyor. Eğitim kurumları da öğrencilerini bu yeni geleceğe hazırlamaya çalışıyor. Fen ve teknoloji liseleri bu anlamda iyi bir seçenek. Şimdi bugün özel bir konuğumuz var. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslan. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi hep şöyle söylerler. İşte ayakkabı tamir edecek hiç kimse maalesef yok. Hep üniversite, hep üniversite. Liseler, teknik liseler, mesleki liseler hep geride kaldı denir. Fen ve teknoloji liselerine aslında çok ihtiyacımız var. Dijital bir evrende yaşıyoruz artık. Metaverse'leri konuşuyoruz. Bu noktada fen ve teknoloji liselerinin hedefine anne babalar bizi izliyor. Belki onlar için de çocukları için de bir yol haritası olur. Çok doğru söylediniz. Bilim değişiyor, teknoloji çok büyük bir hızla ilerliyor. Artık dünya değişiyor, metaverse'lerden bahsediyoruz. Öğrencilerimizi bu noktada o zaman sadece bugünü düşünmememiz gerekiyor. Onları hep geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Fen ve teknoloji liselerinin aslında mantığı da bu. Bilim üreten, teknoloji üreten, bilime ve teknolojiye yön veren biz öğrencilerimizde şunu istiyoruz. Bilim ve teknoloji üretsin ve hatta Türkiye'de ve dünyaya liderlik edecek bireyler yetiştirmek hedefiyle ilerliyoruz. Peki şimdi lise diyoruz ama ortaokulda başlama imkanı oluyor mu? Dünyada nedir acaba durum bununla ilgili daha erken yaşta? Çünkü herkesin elinde tablet var. Çocuklar doğduktan 5-6, 7, 8, 9 ay sonra tabletle tanışıyorlar çünkü maalesef. Çok küçük yaştan itibaren tabii ki birçok kurumda da özel okullarda ve devlet okullarında da çok küçük yaştan itibaren kodlama ile ilgili, bilişimle ilgili, teknolojiyle ilgili altyapı çalışmalar devam ediyor. Ama tabii ki özelde 8. sınıf sonrasında öğrencilerin biliyorsunuz girmeleri gereken bir liselere giriş sınavı var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve sonrasında da okulun, her lisenin farklı kabul sistemleri var. Bazıları sadece LGS sınavıyla öğrenci kabul ediyor. Bazı liselerde kendi kabul sistemleriyle öğrencilerini liselerine kabul ediyorlar. Ne gibi avantajlar var mesela fen ve teknoloji liselerinde? Fen ve teknoloji liselerinde velilerin bu noktada lise seçimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Benim hep söylediğim bir ifade var. En iyi lise diye bir kavram yok. Öğrenciye uygun olan lise en iyi lisedir. Öğrencinin hedefine, hayaline götürecek liseyi tercih etmesi gerekiyor velilerimizin. Öğrenci bu noktada doğru tanımaları lazım. Her öğrenci fen lisesinde okumak zorunda mı? Tabii ki değil. Öğrencimizi tanımamız gerekiyor. Bunun için birçok rehberlik çalışmaları yapılıyor. Envanterleri uygulanıyor. Öğrenciyi tanıyarak eğer fen anlamında ilerlemek istiyorsa bir öğrenci, bilim anlamında, fen anlamında ilerlemek istiyorsa, fen ve teknoloji liselerindeki mantığımız yaparak yaşayarak öğrenmenin temeli alındığı, proje tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulandığı ve tabii ki teknolojiyle iç içe ama bu sadece fen ve teknoloji dediğinde sanki sadece bu iki alanda ilerlenecekmiş gibi bir algı var. Tabii ki değil. Öğrenciler çok güçlü bir yabancı dil eğitimi alıyorlar. Aynı zamanda da sanatla, sporla, bilimle iç içe çok yönlü gelişmelerini hedefliyoruz. Mesela dersler ne? Hangi dersler var fen ve teknoloji liselerinde? Fen ve teknoloji liselerinde biz yaklaşık 2018 yılında Talim Terbiye Kurulu'na 11 farklı öğretim programını onaya sunduk ve kabul edildi. O programlar arasında işte normal standartta okutulan dersler dışında Talim Terbiye sunduğumuz programlar arasında modelleme araçları dersi vardı. Öğrenciler robotik sistemler ve uygulamaları dersiniz vardı. Öğrenciler çok hazırlık sınıflarından itibaren, çok daha liseye girdikleri ilk yıldan itibaren programlama dillerini, güncel programlama dillerini öğreniyorlar. Şu an yapay zekayı konuşuyoruz tüm dünya olarak. Biz yapay zeka programını öğrencilerimize işliyoruz. Siber güvenliği işliyoruz. Nesnelerin interneti dediğimiz programlar var. Çok yönlü olarak öğrencilerimizi robotik alanında da geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii anneler sınav öncesi burs programlarını da araştırıyorlar. Ne tür bir burs olanağı sağlıyor öğrencilere? Aslında her okulun değişiyor tabii her ki. Her okulun tabii ki bursluluk
süreci farklı, farklı kabul sistemleri var. Bazı okullar dediğim gibi LGS sınav sonucuna göre liselerine kabul ediyor. Biz kendi kurumlarımızda yaptığımız çok aşamalı bir değerlendirme sistemimiz var. Bunun adına Apply Fentech diyoruz. Bu sistemde öğrenciler ilk olarak tüm Türkiye'de aynı anda kampüslerimizde online bir sınav gerçekleştiriyoruz. Bu sınav standartın dışında olsun, bilgisayar üzerinden ve çevrim içi gerçekleştiriyoruz. Sınavda fen bilimleri, matematik ve Türkçeden sorular var. Öğrenciler hem açık uçlu hem de çoktan seçmeli sorular soruyoruz. Öğrenci örneğin Türkçe ile ilgili bir testi çözerken kulaklığını takıyor, bir metin dinliyor öğrenci. Bu metinden çıkarım yapmasını bekliyoruz. Fen bilimleri testine geçtiğinde klasik çoktan seçmeli bir soru yerine öğrencinin karşısına bir deney videosu, bir animasyon izlettiriyoruz. Ve öğrenci o deney videosundan çıkarım yaparak sorusuna ulaşıyor. Matematikle ilgili bir test geldiğinde öğrenci grafik çizme gibi farklı yöntem ve teknikleri kullanarak, yani hep diyoruz ya geleceğe hazırlamak, o zaman geleceğe hazırlayacağımız bireyleri de farklı yöntemle seçmek gerekiyor. Üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorular hazırlayarak bu yönde bir seçim gerçekleştiriyoruz. En çok kimin ilgisi var? Kız erkek öğrenci olarak kıyaslandığında sanki aslında erkek hep erkek gibi algılanır ama değil, bizim ediyorum. Okullarımızda hemen hemen %50 kız %50 erkek öğrenci başvuru yapıyor. Hı-hı. Aslında sanılanın tam tersine artık kız öğrencilerimiz de fende, mühendislik alanlarında büyük başarılara imza atıyorlar. Tabii artık yazılım çağı değil mi? Tabii ki. Hatta hemen yazılım deyince aklıma bizim geçtiğimiz yıl Stanford Üniversitesi'ne, fen ve teknoloji lisesi mezunumuz Stanford Üniversitesi'ne gitti, kazandı tam burslu olarak. Ve öğrencimiz yurt dışı üniversite kabulünde işitme engelliler için bir yazılım geliştirmişti. Evet, kız öğrencimiz muhtemelen biliyorsunuz. Göğsümüzü kabarttı. Kesinlikle. Ve öğrencimiz mülakatta, Stanford Üniversitesi'nde yapılan mülakatta yaptığı bu projeyi anlattığında diğer adayların oldukça önüne geçerek kabul almıştı. Herhalde bu oyunlarla da değil mi? Hı-hı. Hayatımız bambaşka şekillendi. Bir oyun şirketi milyar dolara satıldı. Çok ciddi holdingleri yan yana koyduğunuzda hiç elde edemeyeceği rakamlar bir yazılımla katma değer olarak ülkeye geri döndü. Çok küçük öğrenciler buradan çıkacak sonuçta. Zaten biz de bu Apply Fentech sistemimizde sadece iddiamız şu, sınavla öğrenci almıyoruz. Tabii ki sınav yapıyoruz. Öğrencilerimizin Haziran'da yapılacak LGS'ye de girmeleri gerekiyor. Ama bizim amacımız şu, öğrencilerimizle birebir mülakatlar yapıyoruz. Akademik bir kurul kuruluyor ve öğrencilerimizden şunu istiyoruz. Hayalin ne? Hedefin ne? Neden fen ve teknoloji lisesini okumak istiyorsun? Buradan mezun olduktan sonra ülkenin gelişmesi adına, ülkemizin kalkınması adına hedefinle hangi sosyal sorumluluk projesini gerçekleştireceksin gibi öğrenciden kendisini anlatmasını, hedeflerini anlatmasını, aslında kariyer hedefini anlatmasını istiyoruz. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben anne babalar ederim. İçin de bir yol haritası olmuştur eminim. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Teşekkürler. Konuğumuz Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Özge Aslandı, fen ve teknoloji liselerini konuştuk ve sıradaki haberle devam ediyoruz. Risk aldı, çok daha fazlasını kazanmak için milyon dolarlık aracını havaya uçurdu. NFT çılgınlığının geldiği son nokta birazdan ATV kahvaltı haberlerinde. Banker Bilo filmindeki Almanya sahnesini hatırlayacaksınız. Bir kamyon dolusu işçi MAHA tarafından kandırılıp ülkeye geldik numarasıyla Türkiye'de boş bir araziye bırakılıyordu. İşte bu film sahnesi gerçek oldu. Zabıta ekipleri Büyükçekmece'de Avrupa'ya gitme hayaliyle yola çıkan ve kandırılarak İzmir'den İstanbul'a getirilen bir kamyon dolusu kaçak göçmen buldu. Umuda yolculuk maalesef hüsranla bitti ve aldatılan göçmenler 8 bin eurosundan oldu. Arkadaşlar, Almanya'ya hoş gelmişsiniz. Banker Bilo filmindeki o meşhur sahne gerçek oldu. Avrupa'ya çalışmak için gidiyoruz. Almanya'ya kavuştuk arkadaşlar. Kavuştuk. Yunanistan'a gitmek için İzmir'den yola çıkan 59 Afgan kendini İstanbul'da buldu. Aha işte mini. Ne koca şehir. Zabıta ekipleri Büyükçekmece'de kaçak hafriyat dökümlerini engellemek için devriye geziyordu. Eskici köyünde iki kamyon ekiplerin dikkatini çekti. Moloz dökümleri yapılmaması açısından denetimlerimizi sürdürürken iki kamyonun şüpheli durması üzerine harfiyat ve moloz dökümü gerçekleştirebileceğini düşündük.
araçlara yaklaştığımızda bir aracın boş olduğunu, diğer araçta ise 50-55 tane yabancı uyruklu kişilerin olduğunu tespit ettik. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 59 göçmen Yunanistan'a geldik denerek kamyonla boş bir araziye bırakılmıştı. Almanya'ya kavuştuk arkadaşlar. Kavuştuk. Kişi başı 8.000 euro almışlar kaçakçılar. Dedim ki biz de Avrupa'ya götürüyoruz sizde. Sabaha kadar bekleyip şehre öyle girin. Yalnız. Birer ikişer girin. Zabıta onları, onlar da kamyon kasası açıldığında ekipleri karşısında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir kamyon dolusu göçmen Avrupa'ya gitme hayali kurarken planları suya düştü ve her biri umut tacirlerine 8.000 euro kaptırdı. Ben elini öptüm. Aman estağfurullah. Dedim ki biz de Avrupa'ya götürüyoruz sizde. Bizi burası bırakmışlar, sonra polis yakalamışlar. Aktarma yapacağız, tamam mı? Bayanları falan da bir say. Polis kamyondakileri karakola götürdü. İn aşağı, sen gel. İstanbul Emniyeti göçmenleri kandıran kaçakçıların izini sürüyor. Yardım bahanesiyle kurbanlarına yaklaşıp evlerine kadar girmek dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden sadece biri. Daha önce pek çok kez gördük örneğini. Ekrana da getirdik ama sistem bu kadar bilinmesine rağmen hala yeni kurban bulabiliyorlar maalesef kendilerini. Son örnek yine İstanbul'dan. Elime verilen mehrimdi, yavrularımın şeyiydi. Asla hakkımı helal etmiyorum. Valilikten yardım getirdim dedi, evdeki tüm ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştı. Çoluk çocuğum rızkı gitti, şu an beni sıfıra düşürdü. Üstelik aynı mahalledeki tek mağdur o değildi. Benzer şikayette Esenler Emniyetine giden başkaları da vardı. Kapı kapı dolaşan o dolandırıcının hedefinde Yılmaz ailesinin evi de vardı. Valilikten yardım getirdik bahanesiyle kapıya dayanan o dolandırıcı önce güven kazandı. Ardından ziynet eşyası olup olmadığını sordu. Var yanıtını alınca yaptığı planı devreye soktu. Sosyal yardım, valilikten imzalı kağıdınız var dediler. Ondan sonra açtım, içeri girdi. Odaları gezmeye başladı. Öncelikle elindeki kağıtları gösterdi. Önce isim soy ismi yazdı. Senin dedi ziynet eşyan var mı? 3 tane ziynet eşyan var dedim. O dolandırıcı o ziynet eşyalarını istedi. Ondan sonra tabii ben ziynet eşyası deyince şüphelendim. Bir tanesini getirmek geldi içimden. Neyse baktı, gramını sordu, aldı. Dedim geri vermeyecek misin? Yok dedi. Bunu dedi alacağız dedi biz dedi. Gramını da gelinine göre dedi. Sana da yardım çıkabilme ihtimalini de değerlendireceğiz. Dolandırıcı 15 dakika arayla iki kez aynı eve geldi ve bilezikleri geri getirme sözüyle aldı. Bu sefer de ki diğerlerini de istiyorlar. Telefonda dedi şu anda seni arıyorlar da işlemlerini hızlandıracağım dedi. Elindeki telefonu. Ondan ses geliyordu zaten. Yılmaz ailesi dolandırıldıklarını anladığında ortada ne bilezik vardı ne de sözde yardımsever. Elime verilen mehrimdi. Yavrularımın şeyiydi. Asla hakkımı helal etmiyorum. Bütün emeklerim gitti yani, talan oldu. Bizim canımız yandı. Üniversiteli Hazel, geleceği için kurduğu hayallere ulaşabilmek için bir kamera almıştı kendisine. O kamerayı ekipmanları ile birlikte kiraya veriyor, bir yandan okurken bir yandan da para kazanıyordu. Çünkü hayallerine ulaşması için paraya da ihtiyacı vardı ama kamerasını kiraya verdiği son isim maalesef hırsız çıktı. 29 Ocak günü kameramı birine kiraladım. Makinam geri gelmedi. Kiraya verdiği kamera ve ekipmanları tek geçim kaynağıydı. Ama en son kiraya verdiği kişi geri getirmedi. Sadece kamerayı değil, genç kızın hayallerini de çaldı. Üstelik tüm malzemeleri internetten satışa çıkardı. Yaklaşık şu anki hesapla 76-77 bin lira kadar değeri var. Benden öncesinde de başka kişileri dolandırmış aynı şekilde. Antalya'da üniversite öğrencisi Hazel Güçlü sahip olduğu kamera ve objektiflerini kiralayarak geçimini sağlıyordu. Geçen ay internet üzerinden iletişim kuran biri kamerasını kiralamak istediğini söyledi. Yazdığı hikaye bekarlığa veda partisi çekileceğiydi. İkili sabah buluştu, sözleşme imzalandı. Kiralayan kişi kendinden o kadar emindi ki sözleşmenin yanına kimliğini de koymuştu. Ama teslim tarihi geldiğinde birdenbire ortadan kayboldu. 30 Ocak günü ben zaten sabahtan yazmaya başladım. Şüphelendim ve gün içinde karakola gittim. O karakola gidip şikayetçi olduğu dakikalarda kamerası çoktan internette satılığa çıkarılmıştı. Tek maddi kaynağım buydu. Hayallerim vardı sonuç olarak ve bir günde yok oldular. Kamera ve ekipmanlarıyla birlikte hayalleri de yok olan genç kız şüphelinin bir an evvel yakalanmasını istiyor. İş alamıyorum, iş yapamıyorum.
Bolu Abant'taki bir otelin sitesini kopyalayarak onlarca kişiyi mağdur eden sahtekarı ekrana getirmiştik. Arsız dolandırıcı yapılan haberden sonra da hız kesmedi ve yine kurbanlarını tuzağa çekmeye, can yakmaya devam etti. ATV Haber ekibinden Samet Öztaylan sahte otel sahibini yine aradı ve bakın neler yaşandı. Gerçekten akıl alır gibi değil. Burada da ayrı bir ödeme daha yapmak zorunda kaldık. ATV Haber şu anda canlı yayında mı? Merak ettim. Ne zaman izleyeceğim kendimi? Heyecanlandım biliyor musunuz? ATV Haber böyle bir şey yapamaz, böyle bir kayıt alamaz yani. Biz artık bundan bıktık. İşletme olarak her gün mücadele vermekten. Ne hakkında yapılan haber, ne kapatılan siteler, ne de ard arda yapılan şikayetler arsız dolandırıcıyı hiçbiri durduramadı. Durdurak bilmeden kurbanlarını kurduğu tuzağa çekmeye devam etti. Bir organizasyon fiyatları nasıl olur, fiyatlar nedir ne değildir bir öğrenmek istiyordum. Kişi başı 200 TL normalde. Kurduğu site kopyalama tezgahıyla Bolu Abant'taki otelleri kendisine gelir kapısı edinen o sahtekar, yayınladığımız haberden sonra da yine bildiğini okudu ve tekrar site üstüne site açtı. Haber yapıldıktan ertesi gün dolandırıcı kendisine tekrar yeni bir sayfa açıyor. Biz bu sayfayı kapattırdık. 7 gibi tekrar sayfanın yenisi açıldı. Haberin ardından 4 gün geçti. O dolandırıcıyı tekrar arayacağız. ATV Haber haberimi yapamaz demişti. Bu defa tekrar müşteri gibi arayacağız. Bakalım bize ne diyecek. Bu haberlerde bir şey gördük. Dolandırıcılıkla evet, alakalı ama o yüzden ben sizi aramak istedim zaten. Evet, onu düzelttik, problemleri hallettik. Yani sizinle alakalı mıydı? Sizin otel miydi o? Bizim oteldi evet. Dadanmışlardı dolandırıcılar ama çözdük problemi emniyet güçleriyle. Emniyet çözdü. Yakalandı o zaman. Rahatız yani içimiz. Evet evet. O günden sonra da oda rezervasyonu yaptırmak için arayanlara yine otel sahibi rol oynamaya devam etti. Üstelik yüzü kızarmadan asıl mağdurun kendisi olduğu yalanını söyledi. Misafirlerimizin bir tanesinden 7500 TL alıyor. Diğer akşamki gelen misafirimizden ise 1750 TL paralarını dolandırıyor. Telefonda ikinci kez ATV Haber ekibi olduğunu öğrendiğinde ise yine tehditler yağdırmaya başladı. Biz de ATV Haber olarak tekrar bir arayalım istedik sizi. Tekrar bir haber yapacağız biz. Yine dolandırmaya devam ediyormuşsunuz. Kapattı. Kendisinin otel sahibi olduğunu ve dolandırıcıların otele dadandığını iddia etti bu defada. Tekrardan kandırmaya çalıştı. İşte görüyorsunuz dolandırıcı hala aktif bir şekilde dolandırmaya devam ediyor. Pişkinlikte sınır tanımayan dolandırıcı hırsını alamayıp bu kez kendi aradı. Tehdit ve küfürlerine devam etti. O ATV da kaydetti. Kapattıktan sonra tekrar aradı. Bu defa yine küfretmeye devam etti. Hırslı bir şekilde bunu yapmaya devam ediyor. Biz de buradan tekrar çağrımızı yineleyelim. Bu dolandırıcı durmayacak anlaşılan. Emniyet güçleri de en kısa sürede bu dolandırıcıyı yakalamasını bekliyoruz. Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu F1 pilotu yetiştiriyor. 2 yaşındaki oğlu Zayn babasından bayrağı devralacağı benziyor. 26 Şubat doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minik yarışçının da sürprizi vardı. Babasıyla birlikte Erdoğan'ı ziyaret eden Zayn külliye bahçesinde direksiyon başına geçti ve muhteşem bir şova imza attı. Çok istiyorlar Zayn, yapacak mı? Babasından devraldığı yeteneğiyle direksiyonun başına geçti. Minicik elleriyle kullandığı yarış arabasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kendine hayran bıraktı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu Erdoğan'ı doğum gününde ziyaret etti. Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn'ı da götürdü o ziyarete. Minik Zayn hazırlıklı gelmişti. Erdoğan'a bir sürprizi vardı. Külliye bahçesinde yarış aracının direksiyonuna geçtiği mini bir gösteri gerçekleştirdi. Küçük Zayn'ın gösterisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam not aldı.
NFT, Türkçe açılımıyla takas edilemez jeton demek. Birçoğumuz kripto paralara, Bitcoin'e bile alışamamışken NFT'nin de bir çılgınlığa dönüşmesini aklımız almıyor olabilir. En basit haliyle anlatmaya çalışalım. Bu teknoloji sanat eserlerinin sahibinin kim olduğu konusunda çok güvenilir ve eser sahiplerinin para kazanmasına da yardımcı oluyor. Tabii bu noktaya gelmemize biraz daha var. Şimdilerde gördüklerimiz daha çok dünyanın ilgisini bu konuya çekmeye yönelik. Son çılgınlık $300.000 değerinde bir otomobilin havaya uçurulmasıyla başladı. Eser sahibi o anları kaydetti ve videoları 999 farklı dijital sanat eserine dönüştürdü. İzliyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan NFT çılgınlığı artık akıl almaz boyutlara ulaştı. Yabancı bir kullanıcı spor arabasını NFT oluşturmak uğruna havaya uçurdu. Peki uğruna bu denli çılgınlıkların yapıldığı NFT nedir? Dünyada tek, eşsiz ve benzersiz anlamına gelmektedir. Bugün nasıl bir Mona Lisa dünyada tek, eşsiz ve benzersizse, dijital sanat eserleri de maddi bir alım satım değeri olan ama sadece alım satımın kripto paralar üzerinden gerçekleştirildiği dijital bir sanat eseridir. Üstelik bu sanat eserleri blok zinciri sayesinde kullanıcıların dijital kripto para cüzdanlarında saklanabiliyor. Başlarda sanatçıların dijital ortamlarda yaptığı çizimler genellikle NFT olarak satılıyordu ama son zamanlarda yalnızca bir ses, grafik, hatta sosyal medyada paylaşılan bir tweet bile NFT'ye dönüştürülüp satılabiliyor. NFT eserlerin satışı için sanal dünyada da çeşitli firmalar pazar yerleri oluşturmuş durumda. Kullanıcılar üretmiş oldukları içerikleri tüketicilerle buluşturuyor. Tüketiciler, koleksiyonerler burada bu ürünleri alıyorlar. Daha sonra bunların gelecekte değer kazanmasını bekleyecekler. Satış yapmanın gerçekte olduğu gibi sanal dünyada da elbette bir bedel var. Nasıl pazarda tezgah açmak için bir işgaliye bedeli ödüyorsanız sanal ortamda da aynı şekilde işler. Kullanıcılar oraya içeriklerini üretirler. Pazar yerine sahip olan site bunun komisyonunu alım satım ücreti olarak dahil eder ve alır. NFT çılgınlığına kendini biraz fazla kaptıran bir sanatçı 2015 model yaklaşık $300.000 değerindeki spor arabasını havaya uçurdu. Ve bu patlama esnasında da aracından kopan tüm parçaları tam 999 ağır çekim video ile kaydetti. Bunu değerli kılan, farklı kılan şey göremeyeceğiniz ve var olmayacak çok yüksek meblağlı bir aracın patlatılması. Sanatçı bu videoların her birini NFT haline getirecek ve tanesini de binlerce dolardan satacak. Gelecekte koleksiyonerler bu parçanın bütün videolarına hakim olmak istediklerinde bunların hepsini ele geçirmek ve almak isteyecekler. İşte zaten bu NFT'yi değerli kılan da bu olacak. Yani sanatçı NFT sayesinde patlattığı arabasının satış bedelinden muhtemelen çok daha fazlasını kazanacak ama... İnsanlar gelecekte bisikletle patlatabilecekler, kendilerine zarar verebilecekler. Bu gerçekten çılgınlık noktasına gelmeye başladı. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani NFT oluşturayım derken insanlar belki hayatlarını da son verebilecekler. NFT'ler kripto paralarla doğru orantıda değerleniyor. Yani kripto para borsasındaki iniş çıkışlara göre NFT eserlerinde fiyatları dalgalanıyor. Kripto borsasındaki belirsizlikler de haliyle NFT piyasası açısından uzmanları tedirgin ediyor. Çok yüksek meblağlarla NFT'ler satılıyor mu? Evet satılıyor. Ama bunların yakın gelecekte ne noktaya geleceği, NFT'lerin değer kazanacağı ya da kaybedeceğini şu an bilebilmek son derece güç. Bugün Perşembe, ev dekorasyonu ile ilgili önerilerle devam edeceğiz. Bugün tek bir başlığımız yok. Genel hatlarıyla salonlarımızı düzenlerken nelere dikkat etmeliyiz? Perde renginden yastık seçimine, sehpa düzeninden yemek masalarının konumlandırılmasına kadar pek çok konuda bilgi alacağız. Burcu Kuraslan, mimar konuğu Pınar Bacaksız Ünalan'la birlikte bizi bekliyor. Hemen bu keyifli sohbet için sözü Burcu sana bırakalım. Günaydın. Çok modern ve sade dekore edilmiş bir evdeyim. Peki şimdi geçtiğimiz yıllarda daha böyle karmaşık evler, dekorasyonlar vardı. Yeni trendler neler ev dekorasyonunda? Artık her konuda birazdan sadeleştik diyebiliriz. Perdelerde, halılarda daha düz desenler, dokular, doğal renkler, tatlı griler, bejler, artık daha her konuda olduğu gibi ev dekorasyonunda da daha sadeleştik. Şimdi yeni ev dizayn edecekler, yeni evlenecekler, hangi renkleri daha çok tercih edilir? Aslında koltuk, kanepe gibi yani ana mobilyalarda biraz daha net renklerde, hani grilere, bejlere gitmeyi tercih edebilirler ama bir berjer ya da duvarda farklı renklere gidip özelleştirebilirler. Ortamı daha böyle sıcaklaştırabilirler. Hemen madde madde de anlatırsak televizyon ünitelerine geçelim. Gerçekten çok ferah görünüyor, daha karmaşık, daha böyle raflar olurdu sanki eskiden.
Evet, aynen öyle. Şimdi artık biraz daha hep devamlı televizyon izlerken baktığımız alan olduğu için biraz daha sade tutmak istiyoruz bu mekanları. Böyle televizyon izlerken üstümüzden de avize artık çok kullandığımız bir aydınlatma değil. Böyle endirekt LED aydınlatmalar, aplik, abajur gibi aydınlatmalardan daha çok yararlanıyoruz TV bölümünde. En çok size ne soruldu diye sormuştum yayından önce, ne soruluyor dekor deyince evlerde, herhalde sehpalar. Evet, özellikle orta sehpayı hani nasıl üzerinde nasıl dekoratif objeleri nasıl yerleştirmeliyiz diye çok soru alıyoruz. Şöyle bir püf nokta söyleyebilirim, geniş yüzeyli alanlarda hani altına bir tepsi, bir altlık gibi bir şeyle özelleştirirsek, objelerimizi onun üstünde toparlarsak daha güzel sonuç alıyoruz. En azından objeler yüzmemiş oluyor sehpanın üzerinde, yoksa nereye konumlandıracağımızı çok bilemiyoruz. Buradaki gibi böyle bir şu anda bir altlık var, üstünde küçük bir mumluk, bir oda kokusu, küçük bir bitki çok sıcaklaştırır. Bu şekilde aslında çok daha kolay yerleşecektir. Burada L koltuk tercih etmişiz. Daha evet. Çok L koltuklar mı ön planda, yoksa? L koltuklar her zaman hani daha rahat kullanımı günlük hayatta. Hala daha çok severek tercih ediyoruz L kanepelere. Hemen şöyle süslerimizden de bahsedelim. Şöyle ki aslında burada aynı zamanda orta sehpada bir puf da kullandık. Pufun üstünde büyük bir tepsiyle yine onu normal sehpa gibi de kullanabiliriz. Ayağımızı uzatmak için de kullanırız. Çok fonksiyonel. Ve kitap kutularından da çok yararlanıyoruz. Şarj aleti, kumanda gibi böyle çok görmek istemediğimiz şeyleri kitap kutularının içine koyuyoruz. Hemen daha arkalara da gidersek, yemek alanına geçtiğimizde eskiden vitrinler vardı annelerimizin evinde. Belki şimdi evini 10 yıl önce dizayn etmiş, dekor etmiş insanların evinde de var ama artık nelerle karşı karşıya? Evet, artık aslında o bardaklarımızı, o şık tabaklarımızı böyle cam vitrinlerde çok sergilemiyoruz. Daha çok böyle büfelerde onları artık çok görmek istemiyoruz. Yemek masalarının üzerinde de eskiden böyle annelerimizin zamanında örtüler vardı. Hatta bir dönem moda oldu, onları böyle büzüştürerek kullandık. Şimdi artık yemek masalarının üstünü mümkün olduğunca sade bırakıyoruz. Belki yine bir tepsiyle, küçük objelerle hani yine tanımlayabiliriz bir şey koymak istersek. Özellikle farklı malzemelerle de, mesela burada mermer bir yemek masası var, ahşap bir büfe var. Yani benim en önemli söyleyeceğim şey, malzeme karıştırmaktan, takım olayından çıkmaktan kimse çekinmesin. Neler yapabilirler bu anlamda? Mesela yemek masası, eğer büfe ahşapsa yemek masasında cam olabilir, mermer olabilir, başka bir malzemeye gidersek çok daha zenginleştiririz olduğumuz alanı, çok daha sıcak gösterir. Hemen tablolar da bu evde çok dikkatimi çekti. Evet, tablolar aslında şimdi hep az önce böyle nötr renklerden bahsettik. İşte tablolar, klentler, böyle şeylerle, aksesuarlarla renklendirmek hem sıkıldığımız zaman da çok daha kolay bir çözümü oluyor. Mesela burada arkamızda renkli bir duvar var. Aynı şekilde bu renkli duvarı bir TV duvarında ya da kanepe arkasında tek bir alanda kullanırsak çok daha o alanı vurgular ve çok daha güzel bir sonuç verir. Evet, de yeşil alanlar. Kesinlikle onlar bizim en vazgeçemediğimiz şeyler. Bir evi yaşanır kılan şeyler. Büyük bitkiler, yeşillikler. Yani yaşanır yerlerde hiç korkmadan mutlaka bitkilerle zenginleştirelim. En çok sorun nereye konumlandırsaktan mı geliyor? Hem öyle, aynen öyle. Bir yandan da hani tabii ki bu bitkinin cinsine, alması gereken ışığa, hani bununla alakalı. O yüzden hani bitkisini, türünü belirleyip evin içinde her yere koyabiliriz. Ne öneriyorsunuz en çok evlerde? Büyük bitkileri genelde tabii cam alan, cam kenarlarına ışık alan yerleri öneriyoruz. O alın mesela boşlukları bir anda kocaman böyle bir yeşillik çok güzel dolduruyor. Halılar da dikkatimi çekti. Neredeyse sadece bir halı var. Eskiden yemek masalarının altında da olurdu. Evet, yani büyük salonlarda yine tercih ediyoruz onu ama hani böyle artık normal günümüzdeki ortalama büyüklükte bir salonda yemek masasının altında tekrar bir halı, bir takım şeklinde, hele ki aynı iki halıyı çok fazla tercih etmiyoruz. Çok gerekli bulmuyoruz açıkçası. Hemen şu koltuklara dönersek kırlentlerden de sorabilirim. Kırlent seçiminin renk uyumunu nasıl yapacağız? Aslında kırlentler de bizim şu anda zenginleştirmek, renk katmak adına çok kullandığımız şeyler. Çünkü çok kolay değiştirilebilir. Farklı dokulardan ve renklerden hani onları kullanmaktan hiç kaçınmayalım. Sonuçta bunlar çok kolay değişebilir şeyler. Mesela baharda daha renkli yastıklar kullanabiliriz. Kış aylarında böyle biraz daha sıcak dokular kullanabiliriz. Koltuk battaniyeleri kullanabiliriz. Bunlar da bir anda ortamı çok sıcaklaştırır. Mevsimsel olarak da değiştirmek de çok daha pratik. Evin şeklinde, dizaynda değişmiş olur diyelim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İşte nasıl daha modern ve daha sade bir ev yapabiliriz anlattık. Bugün sözü yeniden size bırakalım.
Burcu Kuraslan ve konuğuna teşekkür ederek kara kışla devam edelim. Kara kış son buldu. Bahar geldi ama Mart ayı hayatımıza oldukça sert bir giriş yaptı. Dün yurdun birçok noktasında kar yağışı etkiliydi. Isparta'da 7 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Başkent Ankara'da karlı bir güne uyandı. Yağış Aydın ve Denizli'de ise yolları kapattı. Mevsimin adı bahar ama görünürde hala kış var. Yine kar düştü birçok kente. Isparta kent merkezinde kar kalınlığı 7 santimetreye aştı. Eğitime bugün için ara verildi. Başkente de uğradı kar. Dikmen, Ahlatlıbel, İncek gibi bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetre ölçüldü. Trafik akışı aksadı. Lastikler bir kez daha zincirle buluştu. İş makineleri çalıştı Aydın yollarında. Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolunda ise ulaşım durdu. Nereye gideceksiniz? Antalya. Kaldınız, ne diyeceksiniz? Ne diyelim? Takdir ilahi. Muğla'da kar yoktu ama fırtına oldukça sert esti. Menteşe ilçesinde ağaçları deviren fırtına, Bodrum'a ise önce sağanak ardından da sel getirdi. Fırtına Antalya Serik'te ise Çandır Mahallesi Merkez Camii'nin minaresini yıktı. Bir saat önceki lodosta uğultu geldi. Sonra bir ses geldi. Evin tavanı biraz indi kalktı. Anladım minarenin göçtüğünü. Fırtına ve sağanak bugün de sürecek. Yurt genelinde etkili olacak. İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgesine kar da düşecek. Türkiye'nin gözde kış turizm merkezi Erciyes'teki turizm hareketliliği devam ediyor. Tatil için Erciyes'i seçen bir çift kayak sırasında pistte bir anda dans etmeye başladı. Ortaya çıkan görüntülerse sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. İşte o renkli görüntülerle bugüne veda ediyoruz.